Biraz dış politikayı konuştuk. Malumunuz bugünün sıcak gelişmesi Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etti ve oradaki konuşmasında vurguladıklarını aslında değerlendirdik. Şimdi bir önceki tartışmayla ilgili aslında karşılıklı söylenenler ifade edildi. Dolayısıyla CHP'deki son gelişmelerle biz devam edelim. Tanju Bey'i de zaten ilk dilimde biraz bekletmiş olduk bu sebeple. Fakat dış politikaya dair o da hem görüşlerini hem eleştirilerini iletti. Şimdi efendim eski CHP'li yönetici Onursal Adıgüzel'in bugün gündeme düşen açıklamaları gerçekten çok çarpıcı. Önce Tanju Bey'e sormak isteriz. Çünkü diyor ki Ocak'ta partinin yaptırdığı anketlerde seçim sonuçlarının başa baş olduğuyla ilgili birçok sonuç vardı. Yani öyle %60'lar falan yoktu diyor. Mealen söylüyorum ben bu aradaki cümleyi. Ama parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi diyor Onursal Adıgüzel. Öte yandan biz parti meclisi toplantılarımızda neden kaybettik sorusunu hiç tartışmadık. Cumhurbaşkanı adayımıza neden oy verilmedi bunu hiç tartışmadık. Çok genel geçer bir değerlendirme yapıldı ve bu değerlendirme üzerinden bir aklanma çabası başladı diyor. Yani bu itiraf olarak da yorumlandı. Baktığımızda birçok isim tarafından. Siz ne dersiniz Sayın Özcan, Sayın Adıgüzel'in bu açıklamalarına? Evet, ben Onursal Adıgüzel'in açıklamalarını okudum. Önünde evet. Zaten ekranda da. Şu soruyla başlamak istiyorum. Buyurun. Onursal Adıgüzel bu süreçler yaşanırken neredeymiş? Onursal Adıgüzel kaç senedir MYK üyesi ben hatırlayamıyorum. Ve her seçimle ilgili de sistemi kuran ve her seçimde sistemi çöken bir genç bir kardeşimiz. Peki Onursal Adıgüzel MYK üyesi iken yapılan anketlerde seçim sonuçları gibi sonuçlar bulunuyorsa buna niye sesini çıkartmamış, itiraz etmemiş? Şimdi niye konuşuyor? O konuda kendisini haksız buluyor. Söyledikleri doğru ama Davutoğlu ve Babacan gibi hiçbir farkı yok. Hani Tayyip Erdoğan onları koltukta tutarken iyiydi. Onları koltukları alınca bir anda dökülmeye başladılar Erdoğan'la ilgili. Sayın Erdoğan'la ilgili. Onursal Adıgüzel bu seçimlerde alınan mağlubiyetin en önemli sorunlarından bir tanesidir. Açık olarak söylüyorum. Dolayısıyla Onursal Adıgüzel'in şimdi yaptığı itirafların hiçbir önemi, kıymet harbiyesi yoktur. Onursal Adıgüzel seçim kaybının suç ortaklarından bir tanesidir. Sayın Özcan, Onursal Adıgüzel de diyor ki, çok özür dilerim, siz dediniz ya hani eğer o zaman da ses çıkarmadıysa suç ortaklarından biridir. Şöyle diyor, istifasının ardından ikinci tur seçimine kadar Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ricasıyla görevde kaldığını ifade ediyor. 14 Mayıs akşamında yaşadığımız sıkıntı örgütlerden gelen verilerle ilgiliydi. Örgütten veriler yavaş geldi diyor. Ve şöyle devam ediyor, yani Kılıçdaroğlu rica etti ikinci tur seçimini de bitirene kadar kalmamı, görevi sürdürmenizi istiyorum dedi. 28 Mayıs'ta bu arkadaşımızla birlikte yaptık, hatta mükemmel yaptığımız halde neden bu cezayı aldık diyor. Günah keçisi ilan edildiğini söylüyor Adıgüzel. Eğer bir eksiklik varsa ben genel başkan yardımcısı koltuğunda oturursam buradaki incelemeler yeteri kadar objektif yapılamaz sorumluluğuyla bu adımı atmıştım. Fakat görüyorum ki bugün Sayın Genel Başkanımız dahil kimse bu eleştiriyi kabul etmiyor ve hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi davranıyor. Yani bana getirilen eleştiriler üzerinde hatta hata olmamasına rağmen ben sorumluluğu kabul ettim, istifa ettim diyor ama benden başka kimse de üstüne alınmıyor diyor Sayın Adıgüzel. Yani Sayın Adıgüzel ilk kez konuşuyor seçimden bu yana. İlk kez konuşuyor. Madem kardeşim sen yıllardır bilişimden sorumlusun orada. Yıllardır seçim sistemini koruyorsun. Hatta yapılan anketleri görüyorsun ve seçim sonuçlarıyla doğru orantılı diyorsun. Yani Erdoğan'ın bu seçimi kazanacaklarını görmüşler. Bu aslında bir itiraf. Ve seslerini çıkartmamışlar. Bu vehamet, ihanet. Başka bir şey değil. 14 Mayıs'ta yani örgütlerden sağlıklı veri gelmemiş. Kardeşim sen yıllardır o zaman örgütlerini eğitememişsin ki. Kimi suçluyorsun? Kime karşı suçluyorsun? Sen oraya bir sistem getirdin. İşte bazı insanlara şifreler verdin. Onların kullanılmadığını gördün. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki örgütlerin ne kadar hantal bir yapısı olduğunu zaten biliyor olman lazım. Bunu herkes biliyor. Birçok şehirden sağlıklı sonuç alamıyorsun. Bu her seçimde başımıza geldi. Öz eleştiri yapılmamış. E peki 2018'e öz eleştiri yapıldı mı? Niye Muharrem İnce Parti'den 8 puan fazla oy aldı sorusunun cevabı ortaya konuldu mu? Bunun öz eleştirisi yapıldı mı? Kurultay toplanabildi mi? Hesap sorma makamı olan. Parti meclisinde genel başkan güzellemesi yap. MYK'da genel başkan güzellemesi yap. Tuncay Özkan genel başkanın Tayyip Erdoğan'ın oyu %26'yı bile bulmaz derken sen niye karşı çıkmadın kardeşim? Öyle elimizdeki veriler bu şekilde değil diyemedin. En azından MYK toplantısında bunu söyleyemedin. Bizi terlik koysak Erdoğan'ın karşısında kazanır. Kutu kola koysak kazanır. İşte bu kafayla gidiyorsun. Bir de utanmadan şimdi diyorsun ki biz sonuçların böyle olacağını biliyorduk. Elimizdeki anketler bunu gösteriyor. Yani ben onun koltuğunda otursaydım, Sayın Genel Başkan'ın seçimi kaybedeceğini görseydim anketlerde ve o koltukta oturmaya devam etseydim bugün bu açıklamaları yapmaya utanırdım. İnsanda biraz utanma olur ya, yazıklar olsun. İşte büyük seçim sonuçlarını biliyorduk diyor. Yani birebir yaptırdığımız ankete uygun çıktı diyor. Ayıp kardeşim ya, o zaman sen ihanet etmişsin. Milyonlarca insana ihanet etmişsin. Niye o zaman genel başkanın yüzüne bunları söyleyemediniz? Veya söylemediniz mi? Veya söylediniz de genel başkan sizi dinlemedi mi? Ne oldu onları anlatasın. Kendi savunmayla geçiriyor. Sen 8 senedir bileşimden sorumlusun ya. Mersi askerden geldiğinden bu yana genel başkan yardımcılığı yapıyorsun. Sanki yeni görev almış gibi, 3 aylık genel başkan yardımcısı gibi konuşuyorsun burada. İnsanda var ya biraz utanma, arlanma olur yani bu lafları edebilmek için. Şimdi bu itirafların ne anlamı var? 14 Mayıs öncesine bizi döndürecek mi? Sayın Akşener haklıymış. Demek ki Sayın Akşener'de de aynı veriler varmış ki kazanacak aday diye tutturmuş. Demek ki Tuncay Özkan'ın dediği gibi Erdoğan en fazla %26 oy almıyormuş. Bunu da bizimkiler biliyormuş. Ve mahal etmiş gibi şimdi bunları söylüyorsun. İnsanda biraz utanma duygusu olur ya. Bir seçim değil, 2 seçim değil, 3 seçim değil, 4 seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sistemi hep çöktü. Ağızlarını açıp Anadolu Ajansı'nın verilerine baktılar. Sade vatandaş gibi. Biz bunları daha önce de yaşadık. 2018'in sorumlusuydu Onursal Adıgüzel. Yine aynı görevdeydi. Şimdi resmen itiraflarda bulunuyor. Peki. Yani şaşkınlıkla izliyorum. Peki. Şimdi aynı şekilde Özgür Özel Bey'le ilgili de aslında tam onu söyleyecektim Sayın Özcan. Özgür Özel de açıklamalarına baktığınızda bu çok tartışılan diğer partilerin CHP'nin listesinden seçime girmesi ve milletvekili çıkarması meselesiyle ilgili 39 sayısını öğrenince ben de şok oldum diyor. Öte yandan Sadullah Ergin ismini görünce inşallah isim benzerliğidir diye. Başak Hanım 78... Yani 39 milletvekili sayısından yola çıkarak bunu söylüyor diye düşünüyorum ben. Çünkü hepimiz biliyoruz listede 78 başka insanların kafasında 39 rakamı oturduğu için, yani 39 milletvekili 4 partiye bir anlamda hediye edildiği için onun üzerine oynuyor. Oysa Özgür Özel'in söylemesi lazım gelen şey 78 milletvekilliğini duyunca. Çünkü bu %15'ine denk geliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği adayların %15'ine denk geliyor neredeyse. Şimdi onu öyle söylemesi lazım. Seçilen adayların diyorsunuz. Ama üstadım tabii doğru da doğru. Şaşkınlık duygusu listeyi görünce ortaya çıkmış. Ama o anda henüz daha seçim yapılmadığı için 78 milletvekili konuşması gerekiyor. Yani ama ne yapıyor? 39 milletvekilliği verilmiş gibi olaya bir değerlendirme yapıyor. Ve yani ben özür dilerim sözü almış oldum ama estağfurullah. Sayın Başkan'ın bahsettiği gibi bunlar bakın yine bunlar yaşanmış, bunlar olmuş olur. Kim bilir Sayın Başkan'ın da Tanju Bey'in de Dursun Bey'in de siyasette şahit olduğu bir sürü şeyler vardır. Kızdığı, çelişkili gelen, yanlış olan, ne bileyim gerçek olmayan şeyler de yaşanmış olabilir. Ya ama şunu devam edeyim mi? Tabii, özür dilerim. Tamam, bölmeyeyim. Doğru. Tamam, şeyini bozmayın, insicamı bozmayayım. Çünkü Onursal Adıgüzel de şunu söylediniz. Bugüne kadar böyle bir eleştiri getirmedi. Hatta kaç seçim oldu dediniz. Ve Özgür Özel'e siz değinirken ben de araya bu aslında hem listeler, evet, ve hem de Sadullah Ergin ismiyle ilgili yeni yaptığı eleştiriyi hatırlatmış oldum. Buyurun. Şimdi Sayın Özgür Özel'in tutum belgesi olarak nitelendirdiği, Masum Bey'in de manifesto olarak değerlendirdiği, ki ben de böyle değerlendiriyorum, tespitlerin tamamına yakın doğru. Çözüm önerileri de var. Ama insan şunu da sormadan geçemiyor. Sayın Özgür Özel bu süreçte neredeydi? Benim nerede olduğum belli. Ben geçici ihraç edilmiştim. Partiden uzaktım. Dolayısıyla ben şaşırmış olsam anlayacağım. Sadullah Ergin ismini orada görünce ben çok şaşırdım. 39 rakamını duyunca çok şaşırdım. Ama Sayın Genel Başkan Altısar arasında Cumhurbaşkanı adayı ilan edilirken, onlar mutlulukla ağlarken biz kederden ağlıyoruz buralarda. Bakın 10 Mart Çocuk Kurultayı, Dursun Bey de oradaydı. Birçok konuda yanlış beyanlarda bulunan, yalan söylüyor demeyeyim de, Barış Yarkadaş bile herhalde bugün veya dün katıldığı sizin televizyonunuzdaki programda 10 Mart'taki Çocuk Kurultayı'nı hatırlattı. Anlattıklarının da %99'u doğru. Kim hazırladı bunu? Zoom toplantısına katılan Bülent Tezcan hazırladı. Bu tüzüğü, antidemokratik tüzüğü. Kim destekledi? Hepsi destekledi. Onursal Adıgüzel de destekledi, grup başkan vekilleri de destekledi. Hatta grup başkan vekillerinden Engin Özkoç, divan başkanına küfürle üzerine yürüdü ve o adamcağızın oradan ayrılmasına sebebiyet verdi. Biz bunları da yaşadık. Şimdi tamam, eleştiriyorum. Ben eleştiriyorum da, ben geçmişte de eleştiriyordum. Kemal Bey'in baştan yanlış aday olduğunu ilk söyleyenlerden biriydim. Benim eleştirmek hakkım doğal da, bu süreçte önemli koltuklarda bulunan, ki Sayın Özel de her MYK toplantısına katılan bir grup başkan vekili bizim tüzüğümüze göre. Şimdi o da mı bilmiyordu acaba Onursal Adıgüzel'in yaptırdığı veya Onursal Adıgüzel'in sahip olduğu bilgilerine? Yani anket bilgilerine. Şimdi 39 milletvekilini görünce şaşırdım. Ben şaşırdım. Ama sen yapının içindeyken nasıl şaşırıyorsun? Bunlar da var. Bülent Tezcan demokratik tüzükten bahsediyor. Ya kardeşim, bu antidemokratik tüzüğü hazırlayan sensin. Bunu herkes biliyor. Orada anlatıyor kimlerin itiraz ettiğini. Dursun Bey de zannediyorum o gün oradaydı. Sorarız. Doğal delege olarak biz milletvekilleri oradaydık. O gün en çok konuşma yapan kişi de bendim maddelere karşı. Ama biz geçmişte bunları söyledik, bugün de söylüyoruz. Ama sen geçmişte bu tüzüğü savunurken veya sesini çıkartmazken, iki ellerini kaldırırken o genel başkan yardımcıları, şimdi bugün bunları söyleyemezler. Yani bugün bunları söyleyemezler. Ben üzüntüyle takip ediyorum. Yani Barış Arkadaş'ın o anlatımlarının çoğu doğru. Hatta ben bir programda söylemiştim ya, kart attı divana diye, o da genel başkanın kafasına çarptığı için Barış da milletvekili olamadı diye. Dün söylüyor zaten, hemen 2 sıra arkasındaydım diyor. Katıldığımız programda 15 metre mesafe var diyordu ya, hatırlarsınız. Yani vahim bir tabloydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Perşembe'nin gelişi çarşambadan belliydi. Ve maalesef Onursal Adıgüzel başta olmak üzere bütün MYK üyeleri bu seçimin kaybının suç ortağıdır. Özgür Özel arkadaşımız, genel başkan aday adayımız, bugün bu doğru tespitlerde bulunuyor ama ben de bir sade üye olarak, yani şu anda ihraç edildik ama ikisinde belki geri döneceğiz, şunu soruyorum. Peki geçmişte siz bunları niye söylemediniz? Kardeşim, niye söylemediniz? Niye ey sayın genel başkanım seçimi riske atmayalım, siz aday olmayın diyemediniz? Yani sizin koltuklarınız Türkiye'nin milyonlarca çocuğunun geleceğinden daha mı önemliydi? O yüzden Onursal Adıgüzel'in açıklamalarını okurken bugün gerçekten siyaseten tiksindim. Bu kadar olmaz.